Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Türkçe öğretmeni Mehtap Gök. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5. sınıf Türkçe kitabının 6. temasında yer alan Karagöz Kibarlık Öğreniyor metnini okuyup etkinliklerini beraber yapacağız. Hazırlık çalışmaları sorularıyla başlayalım. Eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için neler yapıyorsunuz? Sizler de sınıfta arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek için neler yaptığınızı paylaşabilirsiniz. Yaptığınız etkinlikleri arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz sevgili öğrencilerim. İkinci sorumuz, etrafınızda yapmacık konuşan kişiler var mı? Bu kişilerin konuşması sizi nasıl etkiliyor? Açıklayınız şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Eğer çevrenizde böyle kişiler varsa sizi nasıl etkilediği konusunda sizler de arkadaşlarınızla paylaşımda bulunabilirsiniz. Üçüncü sorumuz, Hacivat ve Karagöz oyunları ile ilgili araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben sizlere fikir vermesi adına küçük bir araştırma yaptım. Geleneksel kültürümüzün orta oyunu ve medda ile birlikte en önemli köşe taşlarından biri olan gölge oyunumuz Karagöz ve Hacivat oyunları günümüzden yüzyıllarca önce ortaya çıkmış, insanları eğlendirirken düşündürmüş, zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştı. Gölge oyunlarının ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte Asya kökenli olduğu bilinmektedir. Gölge oyununun Türk kültüründe ne zaman ortaya çıktığı, Karagöz ve Hacivat olarak ne zaman biçimlendiyse bir muamma olma özelliğini korumaktadır. Her ne kadar bu konuyla ilgili bir takım tezler ortaya atılmış ise de bunların hiçbiri kesin değildir. Zaten bu tezlerin bir bölümü söylenti olmaktan öteye gidememiştir. Metnimiz diyaloğa dayalı bir metin arkadaşlar. Sınıfta görevlendirmeler yaparak karşılıklı okuyacağız bu metnimizi. Ama ben yine de seslendirme yapacağım sizin için. Karagöz kibarlık öğreniyor. Yar bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Vay Karagözüm benim iki gözüm merhaba. Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı. Bak Karagözüm sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. Sana birkaç kelime öğreteyim de gittiğin yerlerde sana değer versinler. Öğret bakalım. Şimdi beni iyi dinle. Söyle bakalım. Kibarların yaşadığı bir yere gittiğinde sana bir şey sorarlarsa ne diyeceğini biliyor musun? Yo, diyeceksin ki evet efendim, öyledir efendim, uygundur efendim. Arada sırada da ne buyurursunuz a benim efendim. Sonra ne olacak? İşte sen adam olacaksın. Herkes sana değer verecek, saygı gösterecek. Olur, ne diyecektim? Evet efendim. Evdedir efendim. Değil canım. Öyleyse dükkanlıdır efendim. Canım Karagözüm. Ben nasıl söylersem sen de öyle söyle. Olur yaparım. Nasıl da o? Evet efendim. Evet efendim. Aferin Karagözüm. Öyledir efendim. Hayır ikindidir efendim. İkindiyi bırak. Öyledir efendim. İkindiyi bırak. Akşamı yakala. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyurursunuz a benim efendim? Arada sırada burnumu yersiniz a benim efendim. Ne dedin? Arada sırada dedim. Şimdi seninle kibar bir konağa gitmişiz. Konağın sahibi çok kibar bir adam. Söz sırasında sana derler ki efendim ne buyurulur? O zaman sen ne diyeceksin? Haberim yok derim. Olmaz ya. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada da ne buyurursunuz? A benim efendim diyeceksin. Hep böyle mi diyeceğim? Evet. Yaparım öyleyse. Efendim sizi çok iyi görüyorum. Evet efendim. Öyledir efendim. Sonrası neydi? Münasiptir efendim. Sonra arada sırada da ne halt ederseniz a benim efendim. Öyle halt filan karıştırma. Ne buyurursunuz a benim efendim diyeceksin. Ne buyurursunuz a benim efendim ha? Aferin Karagözüm. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada ne buyurursunuz a benim efendim? Çok güzel. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada da ne buyurursunuz a benim efendim? Her zaman değil arada sırada söyleyeceksin. Evet efendim. Yani sana evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Ama bundan benimle alay ettiğin anlamı çıkar. Evet efendim. Biraz dinlerler. Evet efendim. Ama biraz da beni dinle. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Ama beni dinlemiyorsun. Evet efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Beni kızdırıyorsun. Evet efendim.
Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Beni adam yerine koymuyorsun. Evet, senin gidik kibarlık budalası seni. Sen gidersin de ben de buraya, beni de buraya mı çakmadılar ya? Beni de buraya çakmadılar ya. Ben de çekileri giderim. Hazırlayan Gülsüm Cengiz. Dediğim gibi diyaloğa dayalı bir metin olduğu için sevgili öğrencilerim, karşılıklı okumalarda daha keyifli olacaktır. Birinci etkinliğimizde aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bulup yazınız şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Münasip, uygun, yerinde, konak, büyük gösterişli ev anlamında, alay etmek, bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun gülünç, kusurlu, eksik yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak anlamına geliyor. Halt etmek, uygunsuz bir söz söylemek, uygunsuz davranmak, uygunsuz bir iş yapmak anlamına geliyor. Bilmediğimiz kelimelere TDK Türkçe sözlüğünden bakabiliriz. B maddesinde bu kelimeleri öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız, cümleleri defterinize yazınız şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Anlamlarını bulduğumuz kelimeleri lütfen sizler de cümlede kullanarak defterinize yazınız sevgili öğrenciler. İkinci sorumuzda A maddesinde aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Bu soru kökü bizim için önemliydi. Metnimizin dışına çıkmayacaktık. Birinci sorumuzda Hacivat Karagöz'e ne öğretmek istemektedir? Hacivat Karagöz'e birkaç kelime öğretip de gittiği yerlerde ona değer verilmesini istemektedir. İkinci sorumuzda Karagöz Hacivat'ın sözlerini doğru anlıyor mu? Hacivat bu durum karşısında Karagöz'e nasıl davranıyor? Hayır, hep yanlış anlıyor. Mesela Hacivat öyledir efendim derken Karagöz yanlış anlayarak öyledir efendim demektedir. Hacivat da bu duruma karşı yine de sabırla anlatmaya devam etmektedir. Üçüncü sorumuzda Karagöz ve Hacivat arasında geçen konuşmalardan en çok beğendiğiniz bölüm hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız. Özellikle Karagöz'ün Hacivat'ı yanlış anladığı kısımlar çok komikti. Ben en çok o bölümleri sevdim. Bu benim şahsi yorumum. Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. B maddesine baktığımızda okuduğumuz metinle ilgili iki soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınızdan cevaplamalarını isteyiniz. İki sorumuz şöyle. Birincisi toplumda saygı görmek için neler yapmalıyız? İkincisi ise Karagöz Hacivat'ın dediğini yaparsa sizce toplumda saygı görür mü şeklinde sorabiliriz arkadaşlarımıza. Üçüncü etkinliğimize geldiğimizde A maddesinde okuduğunuz metinde Hacivat'ın Karagöz'e kibarlık öğretme yöntemini doğru buluyor musunuz? Yazar kibarlık öğretme yöntemini neden bu şekilde kullanmış olabilir? Açıklayınız. Doğru bulmuyorum çünkü papağan gibi tekrar edilecek kelimelerle toplum içinde değer görülmez. Değer için toplumda örnek olacak davranışlarda bulunmamız gerekmektedir. Yazar bunu bilmekte ama bu yöntemi okuru güldürmek, ilgisini çekmek, mizahı daha iyi şekilde vermek için kullanmıştır diyebiliriz. B sorusuna baktığımızda Hacivat'ın yerinde siz olsaydınız Karagöz'e kibar olmayı nasıl öğretirdiniz? Ondan önce kitap okumasını, dilini düzeltmesini, çünkü dil olmadan kibarlığın olmayacağını tembihlerdim. Öncelikle ana dilimizi iyi kullanmalı ve öğrenmiş olmalıyız sevgili arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimiz, kibar olmak insan ilişkilerinde niçin önemlidir? Günlük hayattan örnekler veriniz. Kibar olmak bizlere günlük hayatta saygınlık kazandırır. Kibar insanlar her zaman nezaketleriyle toplumda örnek gösterilirler. Mesela dili saygılı bir şekilde kullanma bizlere büyük avantaj sağlar. Gittiğiniz bir bakkala, bakkal amca bir çikolata alabilir miyim diye nazikçe söylediniz. Bakkal amca hemen gülümsemeyle size çikolatanızı verir. Ama çikolatayı bana çikolata ver diye kabaca söylerseniz size asık bir suratla yaklaşır. Beşinci etkinliğimiz. Okuduğunuz metinden yola çıkarak Hacivat ve Karagöz'ün kişilik özelliklerini yazınız. Hacivat okumuş, eğitimli, kibar, görgü sahibi, arkadaşlarına yardım etmeyi seven biridir. Karagöz ise eğitim görmemiş, sözcükleri çok fazla bilmeyen, genelde yanlış anlayan, bazen şiddete başvuran biri olsa da yine de kalbi temiz, çevresinde sevilen biridir diyebiliriz. Altıncı etkinliğimize geldik. Aşağıdaki kelime ve kavramlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz kelimenin kullanılma durumuna uygun bir konuşma yapınız. Çok yaşa, geçmiş olsun, hoşça kalın, eline sağlık, günaydın. Sevgili arkadaşlar, her akşam ailemize yemek yiyoruz. Annelerimiz çok güzel yemekler yapıyorlar. Peki yemekten sonra annemize eline sağlık diyor muyuz? Niçin yemek yapan kişi eline sağlık demeliyiz? Çünkü eline sağlık demek bizim için bu kadar uğraşmışsın, emek vermişsin,
Sonunda çok güzel bir yemek ortaya çıkmış. Bu yemekleri yerken çok mutlu oldum. Biz hep böyle güzel yemekler yaptığın için sana teşekkür ediyorum demektim. Ve bu ifade yemek yapan kişiyi mutlu eder. Bundan sonra da güzel yemekler yapmaya devam eder. İnsanlarla iletişim kurarken kibar olmamız, onları mutlu eden ifadeler kullanmamız çok önemlidir. Sağlıklı bir iletişim için kibar olmalı, insanlara takdir etmemiz, belli takdir etmemizi ettiğimizi belli eden ifadeler kullanmaktan çekinmemeliyiz. Yedinci etkinliğimize geldiğimizde aşağıdaki metni yay ayracının kullanımına dikkat ederek okuyunuz. Yay ayracı içerisinde kırlık bir alan, solda gövdesi kuliste olan büyük bir ağacın küçük bir bölümü görünmektedir. Ağaç arkasına rahatça saklanılabilecek bir konumdadır. Fatma, bakın gökkuşağı. Şarkıyı duyuyor musunuz? Mehmet, hiçbir şey duymuyorum. Fatma, duygulu. Ne kadar güzel. Çocuklar bir süre gökkuşağına heyecanla, hayranlıkla bakar. Mehmet, hep burada mı kalacağız? Köye dönemeyecek miyiz? Ahmet, yumruğunu sağa sallar. Ölürüm de dönmem. Fatma, ben de. Şimdi arkadaşlar B maddemize bakalım. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yeri doldurunuz. Yukarıdaki metinde yay ayraç nokta nokta amacıyla kullanılmıştır. Sizce hangi amaç için kullanılmıştır diye sorduğumuzda ya da yorumladığımızda konuşanların bulunduğu yeri açıklamak, konuşanın hareketlerinin durumunu açıklamak ve göstermek amacıyla kullanılmıştır şeklinde yanıtlayabiliriz. Sekizinci etkinliğimize geldiğimizde aşağıda Hıcivat ile Karagöz metnini okuyunuz. Aşağıdaki Hıcivat ve Karagöz metnini okuyunuz. Metindeki boşluklara verilen kelimelerin uygun olanlarını yazınız. Etkinlik, dizüstü bilgisayar, derin dondurucu, saldırgan, hesap, su ısıtıcısı, lokanta. Bakalım yine diyalog şeklinde karşımıza çıkıyor. Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Vay Karagöz'üm, iki gözüm merhaba. Hoş geldin Hacı Cavcav. Bak Karagöz'üm, dünya değişiyor. Dilimize yeni yeni kelimeler giriyor. Senin haberin yoktur bunlardan. Biraz bunları dinle de öğren benden. Ve subhanallah, neler anlatacak, uyduracak bakalım. Söyle bakalım Karagöz'üm, sen suyu hala çaydanlıktan mı kaynatırsın? Ya nerede kaynatacaktık? Kettle'da kaynatacaksın elbet. O da ne Hacıvat'ım? Suyu ısıtmak için kullanıyoruz diyorum sana. Su ısıtıcısı desene Hacıvat. Şimdi şunu söyle bakalım. Kış hazırlıkları yaptınız mı? Yapmaz mıyım hiç? Nerede muhafaza ediyorsunuz onları? Allah Allah, bilmiyor musun? Ya nerede muhafaza edeceğimizi, nerede olacak? Ben sana sordum ama bilemedin ki. Bana sorasın. Difriz diyecektin kara gözüm. Tövbe tövbe. Onun adı derin dondurucudur. Söyle bakalım sen. Laptop nedir? Ne top ne top? Bak hala top dersin. Hani bilgisayarların elde taşınanı var ya. Hacıvat'ım, ona dizüstü bilgisayar denir. Hadi ne demek istiyorum? Hadi ne demek istiyorum bil bakalım. Arkadaşlarla aktivite yapmak için bir restorana gittik. Adisyonu ben ödemek istemediğimden bir arkadaşım pek agresif davrandı. Pardon. Hadi ne demek istediğimi anlat bakalım. A benim güzel Hacıvat'ım. Aktivite yerine etkinlik, restoran yerine lokanta, adisyon yerine hesap, agresif yerine saldırgan desem ben de anlarım, sen de anlarsın. Ali de, Veli de. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Senin ana dilin Türkçe değil mi? Bu da sorun mu şimdi? Bu da soru mu şimdi? O halde ana dilin Türkçe ise neden Türkçesi varken kullanmazsın? B maddesine bakalım. Yazılarınızda ve konuşmalarınızda kullandığınız kelimelerin Türkçe olmasına dikkat ediyor musunuz? Örneklerle açıklayınız. Evet ediyorum. Mesela faks yerine belge geçer diyorum. E-mail yerine e-posta diyorum diyebiliriz. Sizler de örneklerinizi açıklayabilirsiniz. Geldik 9. etkinliğe sevgili öğrencilerim. 9. etkinlikte ses bilgisiyle ilgili etkinliklerimiz var. Aşağıdaki kelimeleri inceleyip ilgili soruları cevaplayınız. Kitap ta ve da eki verilmiş. Hangi eki getirdiğimizde daha anlamlı bir bütünlük oluşturuyoruz? Kitapta deriz. Fıstıkçı, küskün, saftı, gelmişti, seçki deriz. Yani uygun olan kelimelere baktığımızda kelimelerin hangi harflerle bittiğini, hangi ünsüz harflerle bittiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım. A maddesinde yukarıdaki kelimeler hangi ünsüzlerle bitmiştir? Bu ünsüzlerin ortak özelliği nedir? Kelimeler P, K, S, Ş,
ÇF ünsüzleriyle bitmişlerdir. Bu ünsüzlerin ortak özellikleri ise sürekli sert ünsüzlerden olmalarıdır. Sürekli sert ünsüzleri kodlamak için fıstıklı şahap yazıp ünsüzlerimizi aklımızda tutmamız yeterlidir. B maddesine baktığımızda yukarıdaki kelimelerin aldığı ekler hangi ünsüzlerle başlamıştır? Bu ünsüzlerin özelliği nedir? D, C, G gibi yumuşak ünsüz ile başlamaktadır. Bu ünsüzlerin ortak özelliği ise yumuşak ünsüz olmalarıdır. Bizlere öğretilmek istenen şey sert ünsüzlerle biten kelimelere yumuşak ünsüzlerle başlayan ekler geldiğinde yumuşak ünsüzlerin değişerek sert ünsüz haline gelmesidir. 10. etkinliğimize baktığımızda biz sert ünsüzle bitiyoruz. Kitap, ağaç, P ve Ç seslerine baktığımızda biz de size benziyor sert ünsüzle başlıyoruz. Çı ve ta. Şimdi bakalım A maddemize. Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesinin olduğu kelimelerin altını çiziniz. Ünsüz benzeşmesinde kelimemiz fıstıkçı şahap seslerinden biriyle bitecekti. Ne yapacaktık? Kelimemiz D, C veya G seslerinden biriyle ek geldiğinde sertleşip P, Ç, T, K'ye dönüşecekti. Komşularına taşınırken yardım ettiler dediğimde ettiler demem ettiler. Yemek T, neler var diye soralım mı? Yine yemek de demem, yemek de derim. Çok istemesine rağmen Anıtkabir'e gidememişti. Gitmek kelimesinde yine gidememişti demem, gidememişti derim. Mehmetçikler sayende huzurla uyuyoruz. Mehmetçik demem, Mehmetçik derim aynı şekilde. Arkadaşlarına alacağı hediyeleri kendi seçti demem, seçti derim. Yani bunların hepsi ünsüz benzeşmesidir. Bir de baktım ortalıkta kimsecikler yoktu. Baktım demem, baktım. Ortalıkta demem, ortalıkta derim. Yoktu demem, yoktu derim sevgili arkadaşlar. B maddemize bakalım. Ünsüz benzeşmesine örnek kelimelerin olduğu cümleler yazınız. İki örnek oluşturdum. Araştırmamı bu kitaptan yaptım. Yaptım demem, yaptım derim. Kitaptan demem, kitaptan derim yine. Bence sinemaya gitmiştir. Gitmiştir arkadaşlar. Şuraya baktığımızda gitmek kelimesi gitmiştir şeklinde şekil almış oluyor. Geldik son etkinliğimize, 11. etkinliğimize. A maddesinde aşağıda giriş kısmı verilen Nasrettin Hoca fıkrasını sağlığın önemini vurgulayacak şekilde tamamlayınız. Sizler de lütfen etkinliği yapınız. Ben örnek olmasa da yine sizinle paylaştım. Nasrettin Hoca bir sabah kalkmış bakmış ki her yer bembeyaz. Daha önce hiç kar görmeyen Nasrettin Hoca karı pamuk sanmış. Heyecanla hanımını uyandırmış. Kalk da yorganı yastığı getir. Her yer pamukla kaplanmış. Yastığı yorganı dolduralım demiş. Nasrettin Hoca'nın hanımı da hoca gibi karın ne olduğunu bilmiyormuş. Karısı hemen içeriden yastığı yorganı getirmiş. Başlamışlar içini doldurmaya. Sonra da ağırlaşan yastık yorganı götürmüşler yatak odasına. Uykuları geldiği için sarılıp uyumak istemişler. Ama bakmışlar ki tir tir titriyorlar. Hanım bu soğuk nereden geliyor anlamadım ki demiş hocanın hanıma. Hoca da vermiş cevabı. Hanım demiş bedava pamuğun ısıtması da ancak bu kadar oluyormuş. Dediğim gibi sizler de örneklerinizi paylaşabilirsiniz. B maddesinde tamamladığımız fıkrayı sınıf veya okul panosunda paylaşınız. Sizler de yazdıktan sonra paylaşabiliriz. Bir sonraki dersimiz için ilk yardım ile ilgili araştırmalarınızı yapın sevgili öğrencilerim. Bugün benim anlatacaklarım bunlar. Sağlıkla kalın. İyi günler.